Merhabalar. Her birimiz 4. Uluslararası İnsan Çalışma Kongresi öncelikle hocalarımız ve diğer katılımcılar her biriniz hoş geldiniz. Bizim çalışmamız Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketlerinin kritik ağırlıklandırma, TOPSIS ve ARAS yöntemleriyle finansal performansların değerlendirilmesi üzerine olacak. O zaman hemen bir girişimizi yapalım. Çalışmamız sigorta sektöründe olacağı için öncelikle sigorta ve sigortacılık sektörünü bir ele almamız lazım. Bunun dışında Borsa İstanbul'da bir çalışma yürüttüğümüz için Türk finans ve sigortacılık sektörünü ele alacağız. Ardından literatür taramamızı yaparak finans araştırmanın metodolojisi, uygulamı ve sonuç ve yorumlara değineceğiz. Öncelikle sigorta ve sigortacılık sektörüne değinmemiz gerekirse sigorta temel manada kişilerin belli tutarlarda prim adı verilen sigorta ücretlerinin ödemesi karşılığında birbirine benzeyen rizikoların yani her birine birbiriyle eşit olan rizikolarının farklılık gözükmeyen yani homojen diyelim bir araya getirilmesi ve zarar meydana gelmesi durumunda ise oluşan zararın kişilerin ödedikleri önceki primler ile oluşturulan havuzdan aynı oran ve miktarlarda önceden vaat edilen oran ve miktarlarda tazmin edilmesi olarak anlamına gelmekte. Sigorta ve sigortacılık sektörü gerek dünyada ve gerekse Türkiye'de sadece bu tanımlamaların da ötesinde finansal sektör için toplamış olduğu fonları finansal sisteme kazandırarak kaynak yaratmada ister para piyasası olsun ister sermaye piyasası olsun kaynak yaratmada önemli ölçüde büyük görevler üstlenmekte. Bu nedenle de para piyasasına aktaracak kısa vadeli, sermaye piyasasına aktaracak uzun vadeli fonlar açısından da ülkenindeki tüm finansal işlemlerin rahat bir şekilde devam etmesini ve bu nedenle de ülke yatırımlarının artmasına büyük önem sağlamakta. Bu açıdan bakıldığında dünyanın dışında Türk sigortacılık sektörü Türk finans sistemi içerisinde bankacılıktan sonra en yüksek fona sahip olan ve finansal sisteme para aktaran ve aktif büyüklüğü en yüksek olan bir sektör olduğu görülüyor. Bunu da gördüğümüzde bankacılık sektörü 2020 yılında %36'lık bir artış göstererek 6,108 trilyon TL bir aktif büyüklük oluştururken 2020 yılında sigortacılık sektörü 307,843 milyar TL oluşturmuş. Yine bunun dışındaki finansal kiralama, factoring ve Türk finansman şirketleri de bu sektörün finansal sistem içerisinde bulunuyor. Ancak buna baktığımızda en yüksek pay bankacılık sektörü ve ardından da sigortacılık sektörü ikinci olarak yer almakta. Burada da aynı şekilde değindik. Bu nedenle finansal sektör, oyuncuları, yatırımcılar, sektör ve yatırımcılar arasından sigortacılık sektörü büyük bir öneme sahip diyebiliyoruz. Şimdi araştırmamız açısından bir literatür taraması yaptığımızda Yükçü ve Atağan'ın 2010 yılında bizim buradaki çalışmamıza benzer şekilde TOPSIS yöntemini ele alarak bir 3 oteli ele alarak bir finansal sistem performans şey yapmış görülüyorlar. Finansal performansı değerlendirmişler. Burada da baktıklarında İzmir, Antalya ve İstanbul otellerinin objektif olarak sırasıyla başarılı olduğunu bulmuşlar. Mesela en başarılı otelin İzmir olduğunu görmüşler. Mesela bunun dışında 2016 yılında Bayramoğlu ve Başarır yine Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketlerini 2011 ve 2014 yıllar arasındaki göstergelerini ele alarak değerlendirmişler. Burada da baktıklarında 4 sigorta şirketinin finansal açıdan başarılı olduğunu, diğer ikisinin ise başarısız olduğunu sonucuna ulaşmışlar. Yine Perçin ve Sönmez ise 2018 yılında yine sigorta şirketleri üzerinde bir araştırma yapmışlar. Yine çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan TOPSIS ve entropi ağırlık yöntemlerini uygulamışlar. En iyi finansal performans sahip olan AK sigorta şirketi olduğunu ve en düşük finansal performans sahip sigorta şirketinin ise
O zamanki adıyla Aviva'sa, bugünkü adıyla Agesa sigorta şirketi olduğu kanaatinde. Bakır ve Atalık ise 2018 yılında 11 havayolu şirketi üzerinde yaptığı Aras yöntemini uyguladığı bir performans analizi var. Burada da ana havayolu şirketinin en iyi hizmet kalitesi performansına ulaştığında söylemişler tarafımıza. Yine 2019 yılında biraz daha farklı bir araştırma olmuş. Bu da bireysel emeklilik şirketlerinin performanslarını ölçmek amacıyla yapılmış ve Aras ve Kopras yöntemleri kullanılmış. Burada da en iyi finansal performansa sahip Anadolu Hayat Emeklilik, Allianz Hayat Emeklilik ve ardından Avivas Hayat Emeklilik şirketlerinden daha yüksek bir finansal performansa sahip olduğu görülmüş. Şimdi artık kendi çalışmamızın metodoloji ve uygulama sonuçlar bölümümüze değinelim. Burada araştırmamızın amacı genel olarak Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketlerinin finansal performanslarının öncelikle kritik yöntemle ağırlıklandırılarak, yani her bir kriterin birbirinden farklı olması nedeniyle göreceli olarak ağırlıklandırılması ve ardından çok kriterli karar verme teknikleri açısından TOPSIS ve Aras yöntemiyle değerlendirilmesi alacağız. Sadece 2020 yılı açısından ele alım olacak bu. Çünkü 2021 yılının daha herhangi bir verisi elimize ulaşmadığı için bu bölümde öncelikle kritikle ağırlıklandırıldıktan sonra TOPSIS'le ve Aras'la bir değerlendirme yapacağız ve ardından da elde edilen veriler ve çıktılar doğrusunda sonuçlar yorumlayarak okuyucu ve karar vericilere anlatılacak. Öncelikle kriterlerimizi belirleyeceğiz. Tabii ki finansal performansı ölçmek amacıyla birçok kriter var ve biz bu kriterleri kendi çerçevemizde araştırmanın sınırlılığı açısından 6 kriter belirledik. Toplamda 6 kriterimiz olacak ve bunların her biri fayda yönlü ve baktığımızda her birinin maksimum olması gerekiyor. Mesela araştırmamızda dikkatinizi çekmemesi gereken şey kriter aktif getiri oranının K1 koduyla bundan sonra ele alınması, atıyorum K2 kodunun öz kaynak getiri oranı olarak adlandırılması. Her 6 tane toplamda bir kriterimiz olacak sigorta şirketlerinin finansal performanslarını ölçmek amacıyla. Şimdi Borsa İstanbul işlem gören sigorta şirketlerini ele aldığımızda, bu 2020 yılında da baktığımızda, 2021 yılında da baktığımızda toplamda 6 sigorta şirketi gözükmekte. Sadece isim değişiklikleri oluşmuş. Yani burada Ak Sigorta şirketinin A1 alternatif koduyla bizim araştırmamız içerisinde yer alacak. A2 alternatif koduyla Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, A3 alternatif koduyla Anadolu Hayat Emeklilik, A4 alternatif koduyla AGES Hayat Emeklilik, ki eski adıyla Avivas Hayat Emeklilik olarak geçiyor. A5 alternatif koduyla Ray Sigorta AŞ, A6 koduyla da eski adıyla Güneş Sigorta AŞ olarak, yeni adıyla da Türk Sigorta Şirketi olarak yer almakta. Bu arada da Türk Sigorta Şirketi toplamda 3 kamu sigorta şirketinin birleşmesiyle oluşan bir sigorta şirketi olarak 2019 yılından beri hayatımızda. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi araştırmada kullanacağımız toplamda 3 yöntem. Birincisi ağırlıklandırma yöntemi. Yani her bir kriterin birbirine eşdeğer olması amacıyla görecelik ağırlıklandırmasını oluşturması amacıyla yapacağımız bir yöntem olacak. Bu ağırlıklandırma yönteminin adı da kritik yöntem. 1995 yılında oluşan bu yöntem, göreceli öneme sahip olan nesnel aralıkların belirlenmesini amaçlamakta. Bu nedenle en iyi bilinen ve yaygın bilinen bir yöntem olarak karşımızda çıkmakta. Kriterlerin bağımsızlığına gerek duymama ve nitel olan kriterlerin nicele dönüştürülmesi için önemli özelliği de bünyesinde barındırmakta. Toplamda 6 aşaması var bu yöntemin. Bu 6 aşamasını birlikte yaparak kritik yöntemde bir ağırlıklandırma yapacağız. Birinci aşamamız matrisin oluşturulması, ikincisi normalizasyonu, sonra korelasyon katsayısının oluşturulması, standart sapmanın hesaplanması,
VJ ağırlık değerliklerin oluşturulması amacıyla CJ değerinin hesaplanarak buradan bu yoldan da ağırlık değerinin hesaplanması şeklinde yöntemimizi uygulamış olacağız. Öncelikle karar matrisimizi bulalım. Karar matrisimiz aslında demin söylediğim gibi kriterlerin sütunlarda oluşturulması ve her bir demin sigorta şirketinde alternatif olarak satırlarda yer alması şeklinde oluşuyor. Her bir kriteri sigorta şirketin bünyesindeki atıyorum aktif getiri oranını mesela buluyoruz. Atıyorum bu Ak sigorta şirketiydi. Aktif getiri oranı burada 0,077. Her birini hesapladıktan sonra bu yöntemde oluşturduktan sonra karar matrisinin normalizasyon işleminin yapılması gerekiyor. Bu işlemde şu aslında çok kolay bir dört işlem formülüyle oluşturulabiliyor. Buradaki bu normalizasyonun oluşturulduktan sonra diğer aşamamız korelasyon ilişki katsayısı değerlerinin oluşturulması. Bu korelasyon formülüyle de PJK değerlerinin oluşturulmuş oluyoruz. Direkt zaten korelasyon oldu da çok da belli. Ardından yapmamız gereken diğer bir şey, bunu her bir korelasyon değerini birden çıkarmak. Çıkardığımızda diğer bir tablomuzu oluşturmuş oluyoruz ve dördüncü aşamamıza geçebiliyoruz. Standart sapma ve CJ değerinin hesaplanması için standart sapma formülü kullanıyoruz. Standart sapma formülü basit bir şekilde kullanıldıktan sonra her bir kriterin standart sapması hesaplanıyor. Buradaki standart sapmanın bulunmasıyla birlikte CJ değerini hesaplayabiliyoruz. Her bir demin bulduğumuz 1 eksi PJK değerini standart sapma değeriyle çarparak da CJ değerini hesaplayabiliyoruz. Ardından DJ ağırlık değerliklerini katsayısını bulmamız açısından da demin bulduğumuz CJ değerini toplam CJ değerine bölerek de kritik yöntemde bir ağırlıklandırma oluşturmuş oluyoruz. Kritik ağırlıklandırma oluşturduktan sonra artık bizim ana performans değerleme yöntemlerimizden ilk olan TOPSIS yöntemini kullanacağız. TOPSIS yönteminde ise alternatifin ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözümden en uzak mesafede olması gerektiği kavramına dayanarak göreceli avantajı nedeniyle de en iyi alternatifi hızlı bir biçimde belirleme yeteneği olan bu yöntemle kolay bir şekilde de performansını aslında değerlendirmiş de olacağız. Şimdi TOPSIS yönteminin aşamaları toplamda 6 adet. Yine benzer şekilde karar matrisinin oluşturulması, yine normalizasyonu, ağırlıklı normalize karar matrisinin oluşturulması, ideal ve negatif ideal çözümlerin bulunması, alternatiflerin ideal ve negatif ideal çözümlerin bulunması, ardından sıralama dediğimiz performansların sıralanması, CI değerinin bulunması şeklinde karşımıza çıkmakta. Öncelikle TOPSIS yöntemi için karar matrisinin normalizasyonuna bakalım. RIJ değerlerimizi bulmamız lazım. Yine aynı şekilde kriterlerimiz sütunda, alternatiflerimiz satırda olarak RIJ değerini şu küçük formülle hemen bulabiliyoruz. Bulduktan sonra ağırlıklandırmamız gerekiyor. Her bir RIJ değerini demin bulduğumuz kritik yöntemdeki ağırlıklandırılmış değerlerle çarparak da VIJ değerini bulabiliyoruz. Bu da ağırlıklandırılmış karar matrisimiz olmuş oluyor. Bunun dışında diğer bir maddede ise ideal ve negatif ideal çözümlerin belirlenmesi gerekmekte. Bunu böyle belirlemek de aslında çok basit. Şöyle basit. Her bir VIJ değerinin en yüksek olanını seçmemiz demek. Yani burada 0,123 o bizim ideal çözümümüz olmuş oluyor. Buradaki deminki formülde de en düşük olan da negatif ideal çözümümüz olmuş oluyor. Her birinde bu şekilde bulduktan sonra ideal çözüme ve negatif ideal çözüme uzaklıkların belirlenmesi şu iki formül aracılığıyla da bulunabiliyor. Mesela SI dediğimiz ideal çözüm bu formülle bulunduktan sonra negatif ideal çözüm dediğimiz SI eksi bu formülle de kolay şekilde bulunabiliyor. Ardından en iyi yani ideal çözüm sıralamasını yapmamız gerekiyor. Çünkü
performanslarını, sigorta şirketlerinin performanslarını sıralamamız açısından bu CI değerini de bulmamız bizim için önemli. Ve CI değeri de demin bulduğumuz bu SI ve SI artı diyelim buna değeriyle bulunabiliyor. Bulduktan sonra en yüksek değerden en düşük değere doğru bir sıralama yaptığımızda A6 alternatif ki bu demin Türkiye Sigorta Şirketi AŞ'ydi. Hatırladığımız kadarıyla A6 sigorta şirketi sıralamada birinci olarak finansal performansı en yüksek sigorta şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde bir sıralama oluşturmuş oluyoruz ve bunun dışında ikinci Aras yöntemimize geçiyoruz. Aras yöntemi de yine TOPSIS yöntemine benzer şekilde bir finansal performans olsun ve diğer performanslar olsun en iyisini yani optimumu bulmayı amaçlıyor. En iyi alternatif bulmamızı amaçlıyor. Ve nihai sıralama yaparak her bir fayda derecesini belirleyerek bize bir sonuç ortaya veriyor. Sonuç ortaya çıkartıyor. O zaman hemen Aras yöntemimize başlayalım. Aras yönteminin aşamaları gene kara maddesinin oluşturulması, optimal değerin bulunması, normalize karar maddesinin oluşturulması, ağırlıklı normalize karar maddesinin oluşturulması, optimal fonksiyon değerlerin bulunması ve fayda derecesi dediğimiz bu KI değerlerin bulunarak yeniden sıralanması. Öncelikle optimal değer karar matrisini bulmamız gerekiyor. Bu da A0 dediğimiz alternatiflerin dışındaki bir değerle oluşuyor. Bu da yine buradan anlaşılacağı üzere biz maksimum yönleri kriterleri aradığımız için içerisinde en yüksek olan değer oluyor. O da 0,108. Her biri içerisinde en yüksek olan değeri yukarı yazarak ve altında en sonunda hepsini toplayarak bir optimal değer karar matrisi oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu optimal değer karar matrisi sonrası normalize karar matrisimizi oluşturmak için kolay bir şekilde bir formülümüz var. Her bir x, y, j değerini toplam XYZ'ye bölerek karar matrisimizi oluşturmuş oluyoruz normalize. Ardından oluşturduğumuz normalize karar matrisini her bir kritik yöntemde bulduğumuz ağırlık değeriyle çarparak ağırlıklı normalize değer karar matrisini oluşturduktan sonra artık SI ve KI dediğimiz bu sıralamayı yaparak finansal performanslar arasında en yüksek olanı da bulabiliyoruz. Bu da öncelikle SI değerini bulmamız lazım. SI değerini buradaki yöntemlerden bulduktan sonra KI değeri her bir SI değerini S0 dediğimiz bu A0'lı değere bölünerek bir sıralama oluşturmamız gerekiyor. Biz A0 optimum olarak aldığımız için bu sıralamaya giremez. Bunun dışındaki değerler ise biz arasında en yüksekten en düşüğe bir sıralama yaptığımızda yeniden A6 değeri yani A6 alternatifi ki bu da yine Türkiye Sigorta Şirketi'ydi. En yüksek finansal performansa sahip sigorta şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Ki deminki hatırlıyorsanız TOPSIS yönteminde de aynı sıralamamız vardı. Aras ve TOPSIS yönteminde birbirine benzer olması da yani araştırmamızın güvenilir ve birbirine uyumlu olduğunu iki aşamada da aynı sonucu verdiğini gösteriyor. Bu nedenle şimdi sonuç ve yorum bölümümüze baktığımızda çok kriterli karar verme yöntemleri verme yöntemlerinin hiç şüphesiz ki kanıtlanmış, kendini kanıtlamış bir yöntem olduğu ve yatırım, araştırma, problem ve çalışmaya uygun rasyonel alternatifin seçilmesinde büyük bir fayda sağladığı da görülmekte. Bu değerlendirme açısından bakıldığında TOPSIS ve Aras yöntemindeki benzerliğin gözükmesi de araştırmanın güvenilir olduğunu göstermekte. 2020 yılının açısından baktığımızda en sigorta Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketler açısından en iyi finansal performans sahip sigorta şirketinin Türkiye Sigorta Şirket AŞ iken bu sırasıyla Ray Sigorta AŞ, Agese Sigorta AŞ olarak takip etmekte. Değerlendirme sonucunda ise 2020 finansal performansı en düşük sigorta şirketi ise Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi olarak tespit edildiği görülmekte. Tabii ki burada Anadolu Sigorta Şirketi'nin kötü olduğunu anlamına gelmiyor. Yani 2019 yılından 2020 yılına geçişte en düşük finansal performansa sahip olduğu anlamına geliyor.
Şimdi biz bu yorumu neye bağlıyoruz? 2020 yılındaki bu finansal performansın yüksek olmasına baktığımızda Türkiye Sigorta Şirketi'nin Güneş Sigorta AŞ adı altında Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta olarak tüm aktif pasifiyle devralması sonucunda yeni bir kuruluş organizasyona gitmesi ve piyasa değeri fiyatı üzerinden hissedarlarına hisse sayısının oranlanması ve 3 sigorta şirketinin net karının tek bir kalem altında yani tek bir şirketi altında toplanması sonucu hisse başına kar oranının yükselmesinden dolayı Türk Sigorta Şirketi'nin finansal performansının yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Ayrıyeten Ray Sigorta Şirketi'nin ise finansal göstergelerinde 2019 yılına oranla 2020 yılında açısından 3,5 katlık bir artış gösterdiğini de gözlemlemiş bulunuyoruz. Anadolu Sigorta Şirketi'nin ise geçen yıla oranla 1,5 katlık bir artış gözlemlediğinde piyasa değeri ve birbirine benzer aynı piyasa değeri ve defter değerine de sahip olduğunu da gözlemlemiş oluyoruz. Bu açıdan baktığımızda şirketlerin yatırımcı elde edebilmeleri karşılığında pay sahiplerine kazanç getirebilmeleri de şirket kaynaklarının sağlanabilmesi açısından büyük önemi arz etmekte. Bu nedenle şirketlerin finansal performanslarının yüksek olması da yatırımcı ve karar vericileri hep mali kriter göstergeleri açısından optimum seviyede tutmaları gerekiyor. Bu nedenle de finansal performans ne kadar yüksek olması demek yatırımcıların bu kadar çok hisse senedi alması ve yatırım yapması anlamına geldiğinden şirketlerin finansal performanslarının yüksek olması her zaman optimum seviyede tutulması gerekiyor. Bu nedenle bakıldığında yatırımcılarımızın 2020 açısından en azından Türkiye Sigorta Şirketi'ne yatırım yapmaları da öngörülmüş. Bu araştırmamızda öngörmüş olduk. Bu çalışmamız ek olarak farklı sektörle uygulanarak veya sigorta sektöründe farklı yıllar ya da yöntemler, çok farklı, çok kriterli karar verme yöntemleri var. Bununla birlikte farklı yöntemlere şey yaparak, uygulanarak genişletilebileceği ve araştırmacılara da bu alanda yol gösterme bilgi edinme özelliği de göstermekte. Yani araştırmamız ayrıca genişletilebilir, farklı sektörlere de uygulanabilir, farklı yıllarda da izlenebilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her biriniz katıldığımız için elinize sağlık, teşekkür ederim.